yıllar içinde üstadlarının elinde eğitilmiş olan mason için artık her türlü ahlaki değer yerini materyalist yaklaşımlara bırakmıştır. Dışarıdan birinin locaya yani mason mabedinin bulunduğu binaya girmesi kesinlikle yasaktır. Bir kişinin masonluğa girmesi ise çok daha zordur. Bir haricinin üyeliğe aday olabilmesi için en az iki üstad mason tarafından tavsiye edilmiş olması ve bu kişilerin ona kefil olmaları şarttır. Daha sonra yüksek dereceli üstad masonlar mason adayını çalıştığı ya da yaşadığı ortamda uzun mülakatlara tabi tutarlar. Aile ve iş hayatı, sosyal ve politik görüşü hakkında derinlemesine istihbarat toplanır. Artık sıra kendisine güven duyulan mason adayının mabede kabulündedir. Buna inisiyasyon töreni denir. Harici, mabedin bulunduğu binaya masonların girdiği ön kapıdan değil, masonlardan aşağı insanların girişini temsilen arka kapıdan alınır. Binanın mahzenine alınan adaydan vakit kaybetmeden vasiyetini yazması istenir. Aday yalnızca bir mumun aydınlattığı tefekkür hücresine sokulur. Masada gerçek bir cesede ait bir kafatası durmaktadır. Üçgen bir kağıda vasiyetini yazdıktan sonra adayın gözü kalın bir bezle sıkıca kapatılır. Bundan sonra harici, karanlıklar içinde göremediği üstadların ona eşlik etmesiyle mabedin kapısına kadar getirilir. Mabedin içinde dolaştırılırken vücuduna diğer masonlar kılıçlarıyla dokunmaktadırlar. Sonunda harici, locanın başkanı, ritüeli yöneten 33. dereceden Üstad-ı Muhterem'in huzurunda diz çöker. Kendisine masonik sırları ifşa ettiği takdirde işkencelerle acı çekerek öldürüleceği söylenir ve hazır bulunan diğer masonların huzurunda açıkça tehdit edilir. Aday bu durumu kabul ederek sırları açıklamayacağına dair yemin eder. Çırak, Kalfa Usta isimli mason yayınında masonik yemin töreni şöyle anlatılır. Tören üç kısımdan oluşur. Yakarma, söz verme, lanetleme. Yakarma, masonik ilahlara ve şeytani kuvvetlere yemin garantisi olarak çağrıda bulunur. Söz verme, şeytana verilen yeminin konusudur. Lanetleme, yeminin tutulmaması halinde uygulanacak ölüm cezasıdır. Sonunda adaya gözlerini kamaştıran parlak bir ışık verilerek gözündeki bağ çözülür. Artık harici birinci derece yani çırak mason olmuştur. Toplantılara düzenli olarak katıldığı ve masonik ödevlerini zamanında yaptığı müddetçe masonik dereceleri bir bir geçerek yükselecektir. Çırak bir yılın sonunda kalfa, daha sonra da üstad mason olacaktır. Açtığı her dereceyle beraber aynı dereceye mensup mason biraderlerini tanıyabilmesi için belirli bazı sır işaretleşmeler ve kilit kelimeler öğretilir. Bu işaretler dünya çapında her dereceye özel şifreleşmelerdir. Böylece masonlar sosyal hayatta etraftaki insanlar farkında olmadan aralarında gizlice haberleşebileceklerdir. Hatta daha yüksek dereceli olan mason diğerinin hangi dereceden olduğunu, ne kadar masonik sırra vakıf olduğunu da anlayacaktır. Kabala'nın büyüye ait sırları eski Mısır'dan bugüne yüzyıllardır ağızdan ağza, ustadan kalfaya aktarılmıştır. Yüksek dereceli üstad masonlar
bu sırları yalnızca yeterince olgunlaştıklarına kanaat getirdikleri biraderlerine aktarırlar. Kıdemli masonların katıldığı gizli büyü ayinleri masonlukta büyük önem taşır. Masonik sırların dışarıya çıkarılmamasına had safhada özen gösterilir. Bu hassasiyetin sebebi, büyücülük suçlamalarıyla halkın tepkisini almama çabasıdır. Örgütün toplantılarının çağlar boyunca dışarıya kapalı kalmış olmasının bir nedeni de budur. Masonik kaynaklarda masonluğun büyüyle iç içe olduğu şöyle ifade edilir. İnisiyatik ve hermetik gelenek içinde yer alan masonluğun geniş manadaki büyücülükle bir yakınlığı vardır. Masonluğun bazı kolları evreni etkilemek için büyücülüğün icrasını kendilerine amaç edinmişlerdir. Masonik kaynaklarda anlatıldığına göre, masonlukta 33. dereceye gelecek kişide aranılan en önemli özelliklerden biri, medyumluğa olan yatkınlığıdır. 7 yılda bir, 7. ayın 7. gününde 7 büyük locadan 7 medyum üstadın katılımıyla toplantılar yapılır. Masonluğun bilinen sembollerinin haricinde sadece büyü törenlerine has tütsü, cam küre gibi malzemeler toplantının dekorunda yer alır. Masanın üzerinde şeytana kurban edilmiş bir keçi kafası konur. 7 kollu şandanın 7 mumu yakıldıktan sonra seans başlar. Kabala'daki büyülü kelimeler dakikalarca tekrarlanır. Tören sırasında kimse konuşmaz, birbirine bakmaz, dikkat dağıtacak en ufak bir hareket yapamaz. Bu ayinler masonların dış dünyadan en çok gizlemeye çalıştıkları sırlardan biridir. Düşük dereceli masonlarınsa bu ayinlerden haberi olmaz. Şeytana tapınma ayinlerinin bir masona açıklanması için masonların deyimiyle bu kişinin masonik ilkelerle iyice yoğrulmuş olması gerekir. Bu kişi masonik eğitimin batıl telkinleriyle gerekli olgunluğa geldiğinde kendisine bu sır verilir. Çünkü dereceler içinde giderek yükselen mason Allah inancını, ahlaki değerlerini yitirecektir. Sonuçta ulaşacağı en önemli sırlardan biri kara büyü ayinleridir. Masonlukta şeytan, karanlığı aydınlatan bir güç olarak tasvir edilir. Şeytanın feneri ulaşacağın yerdeki karanlığı aydınlatır. Masonluğun felsefesinin temelini de işte bu sır oluşturmaktadır. Masonluğun hak dine olan nefret ve düşmanlığının kökeninde de bu gerçek yatar. Masonluk yanlış bir fikri, yani materyalizmi uzun bir zamandır etkili propaganda yöntemleriyle kitlelere kabul ettirebilmiştir. Doğruyu anlatmak ve kabul ettirmekse çok daha kolaydır. Müslümanların Allah'a olan inançları ve din ahlakına karşı olan akımlarla fikri mücadeledeki kararlılıkları onları Allah'ın izniyle başarıya eriştirecektir. Gerçeği, yani hakkı savunanlar yalnızca müminlerdir. Müminlerin başarısı, kötülüğü örgütleyip düzenleyenlerinki gibi bozgunculukla değil, hoşgörüyle, ılımlılıkla, sevgiyle, adaletle, merhametle ve barışla ilgilenecektir. Kur'an ahlakını temel alan bu fikri mücadele, hayatları boyunca din ahlakına uygun olmayan bir dünya düzeni kurmak için çaba gösteren masonları da etkisiz hale getirecek ve bu batıl yapılanma ortadan kalkacaktır. Allah, iman edenlerin elde edeceği sonucu bizlere şöyle müjdelemiştir. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir.